James Jeffrey, eski Amerika'nın Ankara Büyükelçisi. Amerika'nın eski Ankara Büyükelçisi. Geçen gün bir yazı yazdı. Bir başka imza daha vardı ama onun ismini şimdi hatırlayamıyorum. Özetle dediği şey şu. Amerika'ya bir çıkış yolu öneriyor. Diyor ki, Türkiye'yi kaybetmeyelim. Türkiye'yi PYD ile PKK ile uzlaştıralım. Pardon, PYD ile uzlaştıralım diyor. PYD'nin PKK'dan koparılmasını öneriyor ve Türkiye ile uzlaştırılmasını öneriyor. Yani Suriye'de hem Türkiye tatmin edilecek hem PKK tatmin edilecek ve kardeş kardeş yaşayacaklar. Diyor ki hem hükümet tarafından hem örgüt tarafından bize gelen, kaynaklarımızdan gelen bilgiler buna yatkın durumlar olduğunu söylüyor diyor. Vallahi James Jeffrey'in çok cahil bir adam olduğu ortaya çıkıyor veya burada psikolojik harekat yürütüyor. Çünkü PKK'yı ezeceğim diyen bir Türk Silahlı Kuvvetleri var, bir hükümet var ve bunda kararlı. PKK'yı ezen bir hükümet, ezdiği PKK'yı tekrar orada hükümet mi yapacak? Bir örnek daha verebilir miyim? Yani bunların, bakın benim bir farkım var, onu söyleyeyim. Ben siyasette analizi laflara dayanarak yapmam. Yani Jeffrey şunu demiş, bilmem kim bunu demiş, öbürü bunu demiş. Tahran'dan şunu söylemişler, Amerika, Almanlar bunu söylemiş. Veyahut da Cumhurbaşkanı çevresindeki falanca bunu demiş. Bunlara hiç önem vermem. Ben bütün analizi sahadaki somut gerçeklikler üzerinden yapar. Sahadan bir bilgi olacak şeyler. Mesela birisi diyebilir ki efendim James Jeffrey diyebilir ki efendim şeyler kaz uçarda laz uçmaz mı der. Ağır lazlar uçacak diye bir şey yapmam ben. Analiz yapmam. Çünkü biliyorum ki insan uçmaz. Yani şimdi böyle lafların kıymeti pratiğe sınanarak anlaşılabilir. Yani mesela efendim Türkiye tekrar PKK ile anlaşacak. Bu lafın hiçbir kıymeti yok. Çünkü böyle bir şey olma ihtimali yok. Hiçbir ihtimal yok bunun. Türkiye'nin büyük televizyonlarında, yani haber televizyonlarında. Yani mesela bu James Jeffrey'nin ben Sayın bu Perinçek, sözünü ne hayır. haber yaparım ne ondan sonra değerlendiririm. Bunları dikkate alacağız. Hiç dikkate alma. Neden? Çünkü böyle bir şeyin olma ihtimali yok. Olmayacak şey. Yani insan uçağı. Oldurmaya çalışacaklarını biliriz, engelleriz. Yok, mesele bu. Oldurmaya çalışamazlar. Bakın, bugün Amerika'nın yapacağı tek şey var. Suriye ile Türkiye'nin arasına kama sokmak ve birbiriyle çatışmasını sağlamak. Ama Amerika çok iyi bilir ki Türkiye PKK ile PYD ile anlaşma ihtimali yok.